Herkese merhaba arkadaşlar, Bertu Barkın Berrak videolarına hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta yeni bir bölüm çekiyorum. Belli bir süredir oyun videosu çekemiyordum çünkü Action programı bozulmuştu. Sonra Bandicam'ı indirdim. Bandicam'de de bir ses sorunu vardı, onu yeni halledebildim. Bu bölümde size Spectator modu ve birkaç diğer modu göstereceğim ve nasıl geçireceğini. Öncelikle Survival moddan başlayacağım. Önce T'ye basıyoruz. Sonra dash koyup game mod 0, yani game mod 0 diyoruz. Oyun modu 0. Gördüğünüz gibi şu anda Survivor moddayız. Survivor moddayken Adventure mod da Survivor moda benziyor ama Survivor modda gördüğünüz gibi blokları kırabiliyorsunuz ya da yeni blok ekleyebiliyorsunuz. Şimdi Creative mod var. Bu da Game mod 1, yani Game mod 1. Creative modda dünyanın merkezine düşmediğiniz sürece, yani end'e ya da kendiniz kod kullanarak intihar etmediğiniz sürece ölümsüzsünüz. Gördüğünüz gibi çok kolay blokları kırabiliyorsunuz ve uçabiliyorsunuz. Aynı zamanda sınırsız stoklarınız var. Game mod 2, yani adventure modda da gördüğünüz gibi blokları kıramıyorsunuz. Adventure mod blok kırmadan hayatta kalmak için yapılmış. Bu modda sadece gördüğünüz gibi koyun gibi falan canlıları öldürüp onların etinden sütünden yararlanıyorsunuz. Onları yiyip içiyorsunuz. Bu sayede hayatta kalıyorsunuz ama blokları kırıp ya da inşa edip kendinize bir ev gibi bir şey yapamıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar Game Mode 3, yani Game Mode Spectator'ı göstereceğim. Bu moda Game Mode 3 ya da şöyle Game Mode Spectator diyerek geçebiliyorsunuz. Bu moddayken kameradan göstereyim. Gördüğünüz gibi hayalet gibi bir şey oluyorsunuz. Bu moddayken inşa edemiyorsunuz. Ya da değişik bir şey yapamıyorsunuz. Sadece dünyanın merkezi gibi yerlere falan gidebiliyorsunuz böyle. Blokların içinden geçebiliyorsunuz. Canlıların içine girebiliyorsunuz. Mesela bu karanlık mağarada, yeraltı mağarası, creeper var. Envanteri de kullanamıyorsunuz ama mesela bir creeper'a tıkladığım zaman creeper gibi görebiliyorum. Şimdi bir hız testi yapacağız arkadaşlar. Duyduğum verilere dayanarak söylüyorum. Game Mode Spectator'dayken Game Mode 1, yani Creative Mode'dakinden daha hızlı uçabiliyormuşsunuz. Hız modu ya da hız iksiri kullanmadan bunu deneyeceğiz. Öncelikle kendimize bir bitiş noktası belirleyeceğiz. O noktaları ben işaretleyeceğim. Burası başlangıç noktası olsun.
Evet arkadaşlar, şimdi başlangıç noktası ve bitiş noktası ayarladık kendimize birer tane. Gördüğünüz gibi oradaki bitiş noktamız, burası da başlangıç noktamız. Oo! Bir de spectator moddayken iniş yapamıyorsunuz. Sadece bir canlının içine girdiğinizde durabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Şimdi run yaparak mı gitsem yoksa normal mi gitsem? Run yaparak gideyim. Yukarıda benim saniye çizelgem var. Başlıyorum. 3, 2, 1, 4 saniyede geldim arkadaşlar. Şimdi Game Mode Spectator yapalım. Game Mode 3. Altı saniye sürdü. Şimdi tekrar Game Mode 1 yapıp Spirit yapmadan gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Game Mode Spectator'da Spirit yapabiliyor muyuz? Ona bir bakalım. Yapıyorduk galiba. 1, 2, 3. 3'te gidince harbiden çok hızlı oluyor. Hop hop. Oha. Arkadaşlar benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Zombi doktor. Bunlar var ya. Minecraft Creative Mod'da zaten ben bir 200 tane falan zombi yapsam bir tanesinde anca çıkar. Survival Mod'da da yani bunu bulmak, pembe domuz bulmak gibi bir şey, hatta daha da tuhaf. Bir ara pembe domuz falan, pembe domuz diyorum ya. Pembe koyun falan vardı ama mobil modda oynuyordum. Ama bilgisayar modunda hiç pembe çıkmadı karşıma. Bakalım nasıl görüyor. Normal görüyor yani, normal insan gibi, zaten adam normal insan. Game mod 1. Evet arkadaşlar. Bugün size Minecraft'ta 4 modu, onların özelliklerinden, 4 moddan ve nasıl, ne için kullanıldıklarından bahsettim. Bunların dışında bir de hardcore modu var. Daha önce bir video eklemiştim. En son video error verdiği için yüklenmemişti galiba ama yüklendiyse izleyeniniz varsa biliyordur. Onun dışında da Minecraft'ı bilen zaten mutlaka biliyordur hardcore modu. Hardcore mod böyle survival'la hemen hemen aynı, tek farkı hardcore'da bir kere öldüğünüzde bir daha o dünyada oynayamıyorsunuz. Benim bir hardcore oyunum vardı. Çok ilerlemiştim ama sonra dünya yok oldu. O kadar sinir oldum ki Minecraft komple silesim gelmişti o an. Enzile için teşekkür ederim. Bugünlük Bertu Barkın Berrak videolarının sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz ve abone olabilirsiniz kanalıma. Beğenmediyseniz de beğenmeye tıklayabilirsiniz. Hepinize iyi günler.